mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşı olmaya gidiyorum, ikinci aşımı. İlk aşımı çekmemiştim çünkü çok heyecanlıydım. Ve hani o gün falan çalışıyordum. Ama 2 gün boyunca falan ya da 24 saat boyunca çok kolum ağrıdı. Hatta çalışırken çok zorlandım. Bu sefer 2 gün çalışmayacağım çünkü hazırlıklıyım. İkinci doz daha zor geçiyor diyorlar. Bazıların daha kolay belki ama yani anladığım kadarıyla ikinci aşı daha zormuş. Yani çoğu kişinin yaşadıklarına göre. Saat şu an 10'a geliyor. Kalktım ve gidiyorum şimdi. Saat 11'de benim yerim. Yakınları da olmadığı için ben normalde bu aşıyı dün yapacaktım ama acilen çalışmam gerekiyordu. O yüzden erteledim. Şehir merkezinde olacaktım. Sadece burada 10 dakika falan. Ama çalıştığım için olamadım. O yüzden bugün erteledim. Bugün ertelediğim için de sadece kalan yerleri ancak yapabildim. Çünkü iyi bir yer istiyorsanız çok önceden bakmanız lazım. Yer kalmamayabiliyor. Özellikle şehir merkezinde. Şimdi Şiista'ya gideceğim. Şiista orada çok büyük bir AVM falan var. Buraya biraz uzak sayılır. Ortalama şimdi Stockholm Mässan var, bu Stockholm'un en büyük, hatta İsveç'in en büyük fuarlarından biri. Oraya insanlar bir ülkenin dört bir yanından geliyorlar. Şiista'da da aynı bir tane büyük bir fuar var. Fuarın içinde olacağım aşıyı. Dedim ki adım adım çekeyim yani ne. Yan etkileri ne olacak diye bu videoda adım adım çekeyim diyorum. Sizlere de olsun. Hadi istikamet aşı olmaya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
Şimdi aşı olacağım yere geldim. Ama hala 25 dakika var, yüzden almıyorlar. Mesajda da 5-10 dakika erken gelin diyorlardı. Bilseydim daha çok uyurdum ya. Neyse. Burada bekleyelim. Ondan sonra gireriz inşallah. Tack så mycket. Hoppas det inte blir någon biverkningar. Nej, precis. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would. Evet, aşımızı olduk. 15 dakikada bekledik. Şimdi trene doğru gidiyorum, eve gideceğim. Saat 1'de bir görüşmem var, görüntülü. Ona katılacağım ama önce bir kahvaltı falan etmem lazım. Yani gerçekten bu acıları çekeceğime hazır değilim yani. Muhtemelen acılar çekeceğim. Bunun için de hazır değilim ama yapacak bir şey yok. O PCR testlerden kurtulmak istiyorum yani. Yani PCR testlere ne kadar para gitti düşünsenize. 3 hours later. Evet, saatimiz şu an 2:15 geçiyor. Ben aşı olalı kaç oldu? 3 saat oldu. Artık yavaştan ağrısı bastırmaya başlıyor. Yani henüz hala kolumu kullanabiliyorum ama yani hafif şöyle aşı olduğum taraf acımaya başlıyor. Ama bakalım, yani muhtemelen 24 saat falan böyle acılı geçecek. Şimdi biraz yatayım, uyuyayım diyorum. Normalde öğlen uykularını çok severim. Ama sürekli çalıştığım için sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. O yüzden hiç öğlen uykusu olmuyor. Şimdi biraz yatayım diyorum. 2 saat falan uyuyorum muhtemelen, dinlenmiş olurum. Bir de bu aşıdan mı böyle bir uyku bastırdı bilmiyorum. Yani bayağı bir yorgunluk çöktü. Bakalım ilerleyen saatlerde acısı yükselecek mi? Muhtemelen yükselecek. A few moments later. Evet, saatimiz şu an 1'e geliyor gece. Kolumla ilgili son durumları anlatmak istedim. Biliyorsunuz ki aşımı saat 11'de oldum öğlen. Ve aradan hani 10-12 saat falan geçmiş. Eve geldiğimde ortalama 3, en son uyuyorken yazmıştım, söylemiştim size. Yazmıştım diyorum, söylemiştim. O zaman kolumda bir uyuşukluk olmaya başladı. Ben onun daha çok ileriye gideceğini sanmıştım. Ama gitmedi. Ortalama bir 3 saat falan uyumuşum, yani çok yorgundum. Çünkü çok sık hani evde kalmıyorum. Çoğunlukla çalıştığım için. Uyumuşum 3 saat. Uyandığımda kolumun sadece iğnenin girdiği kısımda böyle çok morarmış gibi bir acı var. Hani iç kısımdan. Ama kolumun şu aşağı kısmında hiçbir şey yok, tuhaf bir şekilde. Yani kolumu oynatabiliyorum. Şu an kaldıramıyorum, acıyor.
Ama onun dışında oynatabiliyorum. İlk dozumu olduğumda kolum komple uyuşmuştu ve çok acıyordu. Yani canım yanıyordu. Hatta kolumun altına yastık falan koymuştum uyuyabilmek için. Ama tuhaf bir şekilde ikinci dozum çok kötü geçeceğini bekliyordum yani. Ama iyi geçtim. O yüzden sabah herhalde bir şey kalmaz diye düşünüyorum inşallah. Bir de sabah bakarız. Son durumları anlatırım. Onun dışında hiçbir şeyim olmadı. Ateş mateş hiçbir şey olmadı. Sadece dediğim gibi bu şu bölge acı. Ha bir de uyandıktan sonra şuradan şuraya kadar vuruyordu sadece boynuma. Ama onun aşağısında hiçbir şey yoktu. Öyle yani iyi gidiyor. Bakalım bir de sabah son durum ne olacak? O zaman sabah görüşürüz. There's not much to do when all I can is thinking about you.